şeyi çıkarsana. Biz önündeki şeyi çıkarsana. Siyaset yapan açsana insanları onu. Çok seviyoruz. Özellikle kadınları çok seviyoruz. Niye? Yetiştireceğiz. Dağlarımıza, taşlarımıza, ovalarımıza, yaylalarımıza göz dikeceğiz.
kardeşimiz istedi. Ve biz tecavüz öğrencisini hatırlıyor musunuz bir gece yarısı gelen? Hatırlıyor musunuz? Tecavüzcüsüyle evlenirse çocuk, tecavüzcüsü hapisten kurtuluyor. Orada açık oynama ilgili bir ailede hiç istedi. Ne istedi? Çocuklara tecavüz edilen şerefsizler sokaklarda gezemesin diye istedi. Şimdi de bir kampanya başlattık. Sosyal medyadan bir çağrı yaptık. Ve dedik ki, o zaman hatırlıyor musunuz hepimiz geldiğimiz meclise? Hep beraber geldiğine ayağa kalktınız ve çocuklarımızı kurtardık. Ovalarımıza, dağlarımıza yüz diktiniz ama çocuklarımızı sizlere yedirmeyiz dediniz. Hatırlıyor musunuz? Şimdi bir sosyal medya çağrısı yaptık ve o sosyal medya çağrısında dün gece saat 3.30 altında telefonla buluştuk. Herkes rahatsız. Hakemimizi hedeflemesi ve hedeflemesi. Herkes rahatsız. Çünkü sapıklığı dini yok, dini yok, inancı yok, mezhebi yok, partisi yok. Sapık sapık. Sapıklığa karşı duracağız. Ve 81'inde muhtemelen 3 Mart'ta 81'inde 81 meydanda aynı saatte sokağa çıkacağız. Sadece kadınlar da değil. Bütün insanlar. Yüreğinde vicdan olan, çocukları seven, insanları seven herkes hep beraber yan yana duracağız. Ve bu sapık zihniyeti ülkemizden def edeceğiz. Bizim herhangi bir kişiye bir sorunumuz yoktur, olamaz. Bizim sorunumuz bir zihniyettir. Bizim sorunumuz bu sapkın zihniyettir. Şimdi soruyorum size. 3 yaşındaki bebek kırmızı ruj mu sürmüştü? 3 yaşındaki çocuk birimize bile tepkimi girmişti. 3 yaşındaki çocuk ne yapmıştı? Biraz şerefsizler ne yapmıştı? Biz o çocuklara bağırsınlarıyız. Ayaklarımızı başka türlü ehbat edemezsiniz. Çocuklarımıza da kadınlarımıza da sahip çıkacağız. Ve bu işi yapacak yürek bizde var. Hep beraber yanına duracağız. Ben şunu açıkça söylüyorum. Şu saatte bu ülkede siyaset yapıyorum diyen milletvekilinden yüzeysine kadar herhangi bir kişi kendi kişisel bekasını düşünüyorsa vatan. Biz sadece ülkemizi ve vatanımızı düşüneceğiz. Bir baba sadece kadına kendi eski eşine ceza vermek için 2 ve 4 yaşındaki çocuğunu öldürüyor. Bu bir babadır, bu bir insan mıdır, canlı mıdır, yaratık mıdır, nedir bu, nedir? 20 tane çocuk babası tarafından öldürüyor. Bu kabul edilebilir mi? O zaman kadın içmeyenler hepimizde ayağa kalkacak ve bu ülkeye ayağa kaldıracak. Bu ülkedeki aydınlık insanlar yan yana gelecek. Namuslular da yan, namussuzlar kadar cesur olacak. Korkmuyoruz, bilmiyoruz ve siliyoruz. Hiçbirimizden korkmuyoruz. Ne içeride ne dışarıda. Hiçbirimizden yanmıyoruz. Korkmuyoruz. Ateşimiz gündüz kadar yer yaparsınız. Biz aydınlık Türkiye'nin aydınlık yüzleriyiz. Yarının demokratik aydınlık kadına erkeğe yan yana çocukları güvenle yaşayan yoldan dönen şerefsizdir. Bu yoldan dönen haindir. Kadınlarımız ve çocuklarımız için elimizden geleni en yüksek düzeyde yapacağız. Şimdi her birimiz kişisel rifahlarımızı çıkarıyoruz. Ve ceketlerimizi de çıkarıyoruz. Ben de biz sorumluluk aldık. Biz dedik ki ben önden gidiyorum, sen de arkadan gidiyorum. Ben
Cumhuriyet Halk Partisi'nin hep beraber sokakta, minibüste, dolmuşta, evlerde, her yerde geleceğiz, her yerde. Korkmayın, korkmayın. Hiçbir şey yapamazlar. Ancak bilimlerde yazanlara ceza verilir. Ve hiçbir karanlık sonsuza kadar devam eder. Ve biz bu cumhuriyeti sevgiyle kurduk, sevgiyle. Ve karanlık imparatorlukları, korku imparatorluklarını sevgiyle doğduracağız. Ve inanınız ezberleri bozacağız. Sevgiyle mucizeler yaratacağız. Her birinizi içlerlikle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Yaşasın kadınlar, yaşasın aydınlık kadınlar, yaşasın cumhuriyet, yaşasın aydınlık Cumhuriyet Halk Partisi. Sağ olun, var olun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Gülay kardeşimize teşekkür ediyoruz. Son konuştuğumuzda Gülay kardeşim.